Herkese merhaba. Şimdi öğle yemeği için kendime ton balıklı, mayonezli onigiri yapacağım. Onigiri pirinç köftesi olarak geçiyor direkt çevirdiğiniz zaman. Bu normal Japon usulü haşlanmış, sadece haşlanmış pilav. Japon usulü pilav yapımını daha sonra bir video çekeceğim. Bunu soran olmuştu. Bu bizim makinede yapıldı. Genelde makinede yapılıyor ama tencerede yapılışını da anlatacağım. Malzemeler ton balığı normal olarak, mayonez, tuz ve yosun. Nori deniliyor bu bu şekilde olanlarına. Ve ben onun giriyi elimde yapmıyorum. Japonlar elinde şekil verenler de var. Ben böyle bir aparat kullanıyorum. Şimdi evde yalnız olduğum için tek elle bu videoyu çekmeye çalışacağım. O yüzden parça parça olacak. Öncelikle pilavımı bunun içine koyacağım. Bay bay. Öncelikle ton balığını bir tane nasıl kaseye aldım. Ve biraz mayonez ekledim. Ve biraz tuz ekledim. Şimdi çok hafif ezmeden, çünkü ezdiği zaman çok sevmiyorum, karıştırdım. Şimdi buraya geçeceğim. Biraz tuzluyorum. Eskiden tuzlu nori alıyorduk. Bu tuzlu olmadığı için birazcık ekledim. Evet, gördüğünüz gibi şu onigiri kalıplarına pilavımı koydum. Şimdi kapağını kapatıp biraz bastıracağım. Şöyle. Görüldüğü gibi. Bastırdım. Şimdi bir tane daha tavuk alıyorum. Şöyle kapağın önce bir dakika. Kapağı çıkarıp gördüğünüz gibi şurada yuvarlaklar var. Bu yuvarlaklar benim ton balıkları için. Buraya gelecek yani onlar. Tek elle yapıyorum. Şöyle arkasına bastığınız zaman hazır. Tada. Çok seviyorum bu aparatı. Bulandan Allah razı olsun. Normalde Japonlar bunu elleriyle yapıyorlar. Yoshi elleriyle yapıyor mesela. Ama ben yapamıyorum. Yani hiç denemedim gerçi de. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi 3 adet oldu. Ben içeriğini tam böldüğüm için bol bol oldu. Aslında bu kadar koymanıza gerek yok. Ama ben 3 tane yaptım. Ve norilerimi de çıkarttım. Noriler gördüğünüz gibi ince. Bildiğiniz kurutulmuş yosun ve işlenmiş yosun aslında. Biz daha önce bunun tuzlu olanı alıyorduk dediğim gibi bu tarafı. Ama bu tuzsuz. O yüzden zaten tuzladım bunları. Sonrasında şöyle gene bir mola. Ve tada, sonuç 3 adet onigiri, yani pirinç köftesi, ton balıklı, mayonezli. Çoğu 3'ü bana fazla gelebilir ama daha sonra da yiyebilirim. Buzlu yeşil çay ve zahir kitabım. Şimdi bunları okuyacağım ve yiyeceğim. Hoşça kalın.